Moskova'da mini bir dünya turuna çıkacağız. Tek bir konusu yok. Yıllardır gerek okuyup araştırırken gerek gezerken dünya genelinde rastladığım birbirine benzeyen ve tek bir kökene işaret ettiğini düşündüğüm yer, olay ve kültürleri ele alacağım. Çok fazla detaya girmeden sizde bir fikir oluşturması açısından kısa kısa aktaracağım. Tabii ki en yaygın ve dikkat çekici antik yapı piramitler. Şu anda nasıl her yana uzun gökdelenler, sıkıcı apartmanlar dikiyorsak, bir zamanlar piramitler de dünya genelinde yaygın mimari tarzıydı. Mısır, Sudan, Nijerya, Mali, Meksika, Guatemala, Irak, Çin ve en son Kazakistan'da bulunan piramitler. Tek bir yere değil, her yana dağılmış. Benzerlik dikkatinizi çekti mi? Geçtiğimiz haftalarda keşfe açıklanan Kazakistan'daki piramitler 3400 yıllık ve Proto Türkler tarafından inşa edilmiş. En ilginci ise özellikle Kamboçya'daki basamaklı piramitlerle Güney Amerika'daki Maya piramitlerinin benzerliği, birbirinden binlerce kilometre uzaktaki tüm bu insanların özellikle ulaşım imkanı olmadığı söylenen deniz aşırı yerlerdeki insanların aklına bir anda aynı tarzda piramit yapma fikri mi gelmişti? Tabii ki hayır. İletişim halinde olmadan böyle bir şeyin gerçekleşmesi imkansız. Kamboçya'daki piramitlerin yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülüyor. Maya piramitlerinin ise 3000 yıllık olduğu kabul ediliyor. Biz modern insanların 1800'lü yıllarda keşfettiği Maya piramitlerini 1000 yıl önceki Kamboçyalılar nereden biliyordu? Aradan 2000 yıl geçse de Maya halkı Kamboçya'dan 15 bin kilometre uzakta olsa da bir şekilde o bilgiye sahip oldukları ya da bu bilgiyi miras aldıkları ortada. Üstelik sadece piramitleri değil, diğer kültürel özellikleri de aldıkları ortada. Kamboçyalılara Mayalıların torunları demek zor. Arada çok zaman var. Ama bilgilerinin bir şekilde mirasçıları oldukları ortada. Ya da aynı atadan geldikleri. Uzun kafatası kültü de dünyada her yanda rastlanan bir durum. Bu konuyu başka bir videoda ayrıntılı olarak anlattım. Ancak sadece organik kafatası olarak değil, resim ya da heykel sanatlarında da rastlanıyor. Mesela bunlar Mısır, Suriye, Gana ya da Meksika'daki Olmeklere ait heykellerden bazıları. Bildiğiniz gibi özellikle antik Mısır eserlerinde sık sık rastlanan bir durum. O uzun yanlamasına şapka aslında uzun bir kafatasını gizliyor gibi. En ünlüsü Berlin'de sergilenen Nefertiti heykeli. Bu arada insana bilginin nerede geleceği belli olmuyor. Bir kafede otururken Tutankamon hakkında bir kitap gördüm masanın yanındaki dolapta. Kitaba bakarken bir resim dikkatimi çekti. Daha önce de pek çok kez görmüştüm ama fikir o zaman aklıma geldi. Nefertiti, eşi Akhenaton ve çocuklarını gösteren resim. Diyelim ki Firavun'la eşinin başındaki başlık nedeniyle kafaları o şekilde görünüyor. Ya çocuklar? Onlar çıplak başlarıyla şapkasız betimlenmiş ve uzun bir kafatası şekline sahip oldukları ortada. Antik Mısırlılar için Firavunlar tanrı gibiydi. Onlardan çok korkarlardı. O yüzden görmedikleri bir şeyi resmettiklerini zannetmiyorum. Yoksa Firavun çocuklarımı niye ucube gibi gösterdiniz diye kafalarını uçurabilirdi. Ayrıca Mısırlılar muazzam sanatçılardı. Özetle yapay ya da doğal bir zamanlar dünya genelinde uzun kafatasına sahip insanların yaşadığı ortada. Diyelim ki birbirine yakın Mısır, Suriye, Irak ya da Afrika'da doğal olarak bu yapıda kafatasına sahip insanlar yaşadı ya da yapay olarak başlarını bebeklikten itibaren sıkarak bu şekle sokmaları geleneği ortaya çıktı. Ta 12 bin yıl öncesine giden. Çünkü Irak'taki bir mağarada 12 bin yıl öncesine ait uzun kafatasları bulunmuştu. Peki Meksika ya da Peru'da bu duruma rastlanmasını nasıl açıklayacağız? En modern insan 1500'lü yıllarda Amerika'ya ayak bastı ya, ondan önce kim ayak basmıştı? Bu gelenek oraya nasıl gitmişti? Uzun kafatası olayı da insanların binlerce yıldır iletişimde olduğu ve ortak bir kültürden geldiklerinin kanıtı. Çünkü bu tarzda bir kafatasına sahip olmaları geleneğini başlatan ve tüm dünyaya yayılmasına yol açan bir şey olmalı. Kimse anlamsız yere vücudunu böylesine değiştirmez. Büyük ihtimalle kral ya da tanrı zannettikleri ve böyle bir figüre sahip birilerine benzeyerek özel hissetmek istemişlerdi. Müzik
Göbekli Tepe nispeten yeni bir keşif sayılır ve yavaş yavaş hakkında yeni fikirler ediniyoruz. Ama Göbekli Tepe'deki ya da Karahan Tepe'deki eserler ortaya çıktıkça dünya genelindeki bazı eserlere benzerlikleri de fark ediliyor. Mesela şu şekil öyle her yerde rastlayabileceğiniz sıradan bir geometrik şekil değil. Ankara'daki Medeniyetler Müzesi'nde dolanırken bir Hitit rölyefinde benzer bir şekil gördüm. Aralarında binlerce yıl var. Avustralya yerlilerinin sembolleriyle benzerliği de sık sık dile getiriliyor. İlkini Göbekli Tepe olarak alırsak, sonra Hititler, sonra belki Aborjinler. Çok açık ki bazı şeyler 12 bin yıldır unutulmamış gibi. Ve bu şekil muhtemelen her medeniyet için aynı anlama geliyordu ama henüz çözemedik. Bu ay ve güneşi sembolize eden işaret hem Göbekli Tepe'de hem de Orta Asya medeniyetleri ve Sümerler'de de mevcut. Eski Türklerde bu kün ay olarak adlandırılıyordu ve en yüksek derecede mertebe sembolüydü. M.Ö. 3500 yılında Orta Asya'daki Proto Türklere ait bu yılan çizimleri de Göbekli Tepe'deki tarza benziyor. Göbekli Tepe'deki yuvarlak yapıların mimari tarzı, mesela kökleri M.Ö. 1200'lere uzandığı düşünülen Anasaziler tarafından inşa edilmiş Mesa Verde'deki yapılara benziyor. Göbekli Tepe'deki rölyefler de Malta'daki rölyefleri andırıyor. Bir taş kaidenin ön yüzüne yapılan keçi ve domuz rölyefleri, Göbekli Tepe'de benzer yere yapılan ördek rölyeflerine stil açısından çok benzer. Peru, Kutumbo'daki duvar üzerine çizilmiş bu hayvan rölyefleri de Göbekli Tepe'dekilere benziyor. Ya da insanı temsil ettiği düşünülen dikili taşlarda ellerin önde bir araya gelmesi Paskalya adamlarını yani Moai'leri hatırlatıyor. Zaten Moai'lerin arkasındaki tanrı olarak görülen kuş adam figürü de Göbekli Tepe'nin meşhur 43 no'lu dikili taşındaki kuşu andırıyor. İkisinin de elinde yuvarlak bir şey var. Nubia yumurtası olarak anılan 7000 yıllık bu deve kuşu yumurtası üzerindeki tasvirlerin Mısır piramitlerini betimliyor olabileceğini düşünenler var. Yani piramitlerin inşa edildiği düşünülen tarihten çok daha öncesine ait. Belki sadece benzerlik ama benim ilgimi çeken benzer bir çizimi Göbekli Tepe'deki bir kemik üzerinde de görmüş olmam. Karahan Tepe çok daha yeni bir keşif ama burada gün yüzüne çıkarılan pek çok eser de bir yerlerden tanıdık gelmeye başladı. Mesela Fallus Havuzu olarak adlandırdığım bu yer, Peru'daki İnka Uyu sit alanındaki Fallus heykellerinin yapılış tarzını andırıyor. Yerel efsanelere göre burası hamile kalmak isteyen kadınların uğrayıp çeşitli ritüeller yaptığı bir yermiş. Ya da en son keşfedilen büyük insan heykeline baktığınızda bu da biraz Orta Asya'ya götürüyor bizi. Kuman Türklerine ait bu heykellerle Karahan Tepe adamının benzerliği inkar edilemez. Hatta Orta Asya ile sınırlı kalmıyor, Endonezya'ya kadar uzanıyor. Göbekli Tepe bulunana kadar dünyanın ilk medeniyeti olarak kabul edilen Sümerlere ait pek çok eserin benzerine dünya genelinde rastlanıyor. Mesela kova gibi bir şey taşıyan bu figür dünyanın pek çok medeniyetinde mevcut. Örneğin Mayalarda. Hatta Göbekli Tepe'deki bu figürü de Sümerler ya da Mayalardaki kovalara benzetenler var. Tasvir açısından benzese de bana göre bu kova filan değil, Göbekli Tepe'nin kapalı yani çatılı halini gösteren bir tasvir. Sümerlerin ziguratları da Maya piramitleri gibi basamaklı. Ayrıca Sümerlerin dinleri de etkilediği ortada. Bugün din kitaplarında anlatılan pek çok olayın kökeni Sümer tabletlerine dayanıyor. Tufan hikayesi, insanların bir zamanlar tek dil konuştuğundan bahseden Enmerkar ve Lord Aratta efsanesi, Tanrı'nın evi inancı yani tapınaklar, Adapa denilen yaratılmış ilk insanın hikayesi, göğün yedi katının olduğu inancı, kurban kesilmesi, Lagaş kralı Uruka Gina dönemindeki reform metninde yazan zina yapan kadının taşlanması uygulaması vesaire. Yaklaşık 5000 yıllık olduğu düşünülen ve tufanı anlatan Gılgamış efsanesinin bu olayın yazıya geçirilmiş ilk hali olduğu düşünülüyor. Yani bu da demek oluyor ki Sümerleri de etkileyen, onlara hikayelerini aktaran daha eski medeniyetler var olmuştu. Stonehenge tek bir yere verilen isim olsa da benzer şekilde çember halinde yerleştirilmiş dikili taşların olduğu her yer bir nevi Stonehenge olarak adlandırılıyor. Mesela
Amerikan, Stonehenge gibi. Bu yapı tarzı da dünya genelinde çok yaygın. İskoçya'dan Fransa'ya, Portekiz'e, Amerika'ya kadar pek çok yerde rastlanıyor. Amerika'da Michigan Gölü'nde yeni keşfedilen 10 bin yıllık olduğu düşünülen Stonehenge benzeri yer bu geleneğin çok eskiye gittiğini gösteriyor. Üstelik taşların üzerinde hayvan tasviri de bulunmuş. Bu durumda Stonehenge'i yapanlar Amerika'dan mı gelmişti? Yani hep Avrupa üzerinden Amerika kıtasına göç diye düşünülürken tam tersi mi olmuştu? Sadece dikili taşlar değil, dolmenler de dünya genelinde yaygın bir yapı tarzı. Antik insanlar için 21 Mart ya da 21 Haziran nedense çok özeldi. Ve bugünlerde güneşin tam ortada görüneceği yapılar inşa ediyorlardı. Mısır, Meksika, İngiltere, İrlanda, Ekvador, Peru, Bolivya, Kamboçya dahil hemen her yerde bu tarz antik yapılar mevcut. Burada ilginç olan antik insanların binlerce yıl önce gece ve gündüzün eşit olduğunu keşfedebilmiş olmaları. Antik medeniyetlerde arada çimento ve benzeri kullanılmadan birbirinin üstüne yerleştirilen ve binlerce yıl yıkılmadan ayakta kalmayı başaran bu taş duvarlara da pek çok yerde rastlanıyor. Özellikle Peru'daki Sacsayhuaman'da yer alan bu duvar tarzı Paskalya Adası, İtalya, Malta, İspanya, Bosna, İsrail, Hindistan, Japonya, Mısır, Yunanistan ve Türkiye dahil pek çok ülkede mevcut. Bu duvarların birçoğunda da ilginç yumrular var. Ne anlama geldiği bilinmiyor. Bazılarına göre dekorasyon amaçlı. Bazıları da bir nevi bir yazı dili olduğunu savunuyor. Morse alfabesi gibi. Belki de sadece tırmanmak için eklenmişti. Kim bilir? Antik kentlerin doğrudan altında ya da yakınında tünel sistemleri ya da yeraltı kentlerine rastlanılması pek ender değil. Mesela Malta'daki Tarşiyan adlı sit alanının altında muazzam bir yeraltı kenti var, Hypogeum. Ki her ne kadar %100 kanıtlanmamış olsa da bu yeraltı kentlerinin tüm Malta'yı kapsıyor olabileceği de ihtimaller arasında. Peru'daki antik kentlerin altında da tünel sistemlerine rastlandı. Ve tabii yeraltı kenti zengini Türkiye'yi anmadan geçmek olmaz. Özellikle Derinkuyu muazzam bir yer. Bunun dışında Pekin, Avustralya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Ukrayna, İran, Bulgaristan yeraltı kentlerine sahip yerlerden. Dünya genelinde insanların ortak kökenine işaret eden sadece mimari yapılar değil, aynı zamanda dil de bunu gösteriyor. Beni bu konuda en çok etkileyen kelime "unutma beni" çiçeği oldu. Bu çiçeğin adı Almanca "Vergiss mein nicht", İngilizce "Don't forget me". Hepsi "unutma beni" anlamına geliyor. Kelimeler harflerin bir araya gelip oluşturduğu kombinasyon kulağa çok farklı gelse de anlam aynı. Hem de o kadar aynı olması imkansız olacak kadar aynı. Bu isme dair pek çok efsane var. Biri de Zeus'la ilgili. Efsaneye göre Zeus, isimlendirmek üzere bütün çiçekleri bir araya toplamış. Biri hariç hepsine isim vermiş. Tam giderken çiçek arkasından "unutma beni" diye seslenmiş. Sonra Zeus çiçeğe bu adı vermiş. Bu çiçeğin adı tek bir örnek ama güçlü bir örnek bence. Dünya genelinde anlayamadığımız sayısız kelime aslında anlamı söylenince ne kadar anlamlı geliyor. Ya da Mısır, Yunan, Roma, Hint, Sümer tanrılarını düşünün. Sanki antik medeniyetlerin binlerce tanrısı varmış gibi geliyor farklı farklı isimleri duyunca. Afrodit, İştar, Astarte, Venüs. Ama sonuçta hepsi aynı kişi ya da tanrıçayı betimliyor. Aşk tanrıçası. Farklı dillerdeki fonetik açıdan tamamen farklı kelimelerin aynı anlamı içermesi de insanlar arasında çok eski çağlardan beri bilinenden daha fazla bağlantı olduğunun bir kanıtı. Ve efsaneler. Dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmış yaygın bir efsane var. O da tufan efsanesi. Ne zaman, nerede gerçekleşti ya da tüm dünyayı mı etkiledi net olarak bilinmese de varlığı inkar edilemez. Çünkü tüm kültürler için geçmişin en korkulu rüyası gibi binlerce yıldır anlatılıyor.
Bir başka efsane de gökten gelen atalardan ya da tanrılardan bahsedilmesi. Amerikan yerlilerinden Türklere, Sümerlere kadar her medeniyetin gökten gelenlerle iletişimi anlatan bir hikayesi mevcut. Başka ne tür dünya genelinde yaygın inançlar var? Mesela gençlik iksiri, gençlik çeşmesi, yılan kültü, ejderhalar, boğa kültü, göklerdeki savaşlar, batan adalar ya da kıtalar, dünyada yaşamın defalarca yok olduğu hikayesi, yeni bir kıyamet beklentisi, gelecek önemli birini beklemek yani Mesih inancı. Mesela Amerikan yerlilerinden Hopiler zamanın sonunda gelecek olan Bahana adlı birini bekliyor. Bahana kırmızılar giyinip gelecekmiş. Hatta Bahana'nın doğudan geleceğine inandıkları için ölülerini de doğu yönünde gömüyorlar. Aztekler de benzer şekilde Quetzalcoatl'ı bekliyordu. Hatta yerli halklar, İspanyol kaşifler ilk ayak bastığında onlara yanlışlıkla geri döneceğine söz veren o bekledikleri kutsal kişi sanınca başlarına gelmeyen kalmadı. Gerçi sonradan gelenleri testlerden geçirdiler ve yanıldıklarını anlayınca onları kendi bölgelerinden kovdular ama artık çok geçti. Çok sayıda Hopi kasabasını yerle bir etmişlerdi. Bu arada Hopi inancına göre arınma gününe yakın gökyüzünde ileri geri örülmüş örümcek ağları olacakmış. Örümcek ağıyla neyi kastetmiş olabilirler? Tabii ki gerçek örümcek ağlarını değil ama ağa benzer bir şeyler olmalı. Bununla kastedilen ya uydular olabilir ya da gökyüzünü kaplayan uçaklardan salınan gazlar. Ki biraz daha araştırınca Hopilerin şu kehanetlerini buldum. 4. dünyanın sonu gerçekleşmeden çok önce dünyaya bir kül kabağı düşecek. Nükleer patlamalara atıfta bulunuyorlar gibi. Ya da şunlara bakalım. İnsanlar siyah kurdeleler üzerindeki atsız vagonlara binecek. Hava araçları gökyüzündeki yollardan geçecek. Hopilere göre ayrıca son zamanların işaretlerinden biri insanların gökyüzünde yaşayacak olması. Siyah kurdeleler, asfalt yolları, gökyüzündeki yollar, uçaklardan salınan gazları, insanların gökyüzünde yaşadıkları yerde uluslararası uzay istasyonunu hatırlatıyor. Hopi kültürü ayrıca kadınların erkek kıyafetleri giymeye başlamasının 4. dünyanın sonunun habercisi olacağına inanıyordu. Hatırlatmakta fayda var. Hopi kehanetlerinin çoğu yüzlerce hatta bin yıldan daha eskiye uzanıyor. Bu da 1958'de White Feather yani Beyaz Tüy adlı bir Hopi yaşlısının aktardığı modern kehanetlerden biri. 3. Dünya Savaşı, ışığı ilk ortaya çıkaran eski ülkelerdeki halklar tarafından başlatılacak. Amerika Birleşik Devletleri toprakları ve insanları atom bombaları ve radyoaktiviteyle yok edilecek. Mültecilerin kaçacağı bir vaha olarak yalnızca Hopiler ve onların anavatanları korunacak. Savaş maddi meselelerle manevi bir çatışma olacak. Maddi sorunlar yaratıcının tek gücü altında tek dünya ve tek bir ulus yaratmak için kalacak olan manevi varlıklar tarafından yok edilecek. Burada bana ilginç gelen tek dünya kavramını kullanmış olması. Bir bilgi daha, Hopilerin ölüm tanrısının adı Masauvu. Mesih'e çok benziyor. İngilizcesi Messiah. Bu kehanetleri ise Masauvu'nun 4. dünyanın başında atalarına yazıp verdiği iddia ettikleri 4 taş tablete dayandırıyorlar. Hopiler bana her zaman ilginç gelmiştir, o yüzden biraz uzatmış olabilirim. Ana konumuza geri dönecek olursak, tabii ki yakın mesafelerdeki kültürel benzerlikler şaşırtıcı değil. Bu kültürel etkileşimin bir sonucu. Sorun zaten dünyanın en uzak bölgelerinde aralarında binlerce yıl olan birbiriyle alakasız ve aralarında hiç iletişim olmadığı düşünülen kültürler arasındaki benzerlik. Hepsini bir videoya sığdırmak çok zor. Babil Kulesi efsanesinde olduğu gibi sanki zamanın birinde hep birlikte yaşadığımız merkezimizden tüm dünyaya dağılmışız ve orada öğrendiğimiz tüm bilgileri yanımızda götürmüşüz gibi. Ya da dünyamız eskiden şu anda zannettiğimizden daha küreseldi. Paskalya Adası ve ondan binlerce kilometre uzaktaki minik minik adalardaki antik yapıların ya da inançların benzerliği de bu açıdan şaşırtıcı. Ben benzerliklerin en bilinenlerini ele almaya çalıştım. Biraz da bugüne kadar yaptığım tüm videolarının özeti gibi oldu. Sizler de aklınıza gelen ve benim unuttuğum benzerlikleri yorumlarda yazabilirsiniz.
Bu da son dakika bonusu. Tam video bitti kaydedecekken yeni bir dergide Çin'in Shimao kentinde birkaç yıl önceki kazılarda bulunan antik kalıntılara dair bir haber gördüm. Kent yaklaşık 4500 yıllık. Bir de piramit bulunmuş. İşin ilginci şu taş işçiliği. Tarihe meraklı herkes ilk bakışta bu insan ya da tanrı tasvirinin ve etrafındaki figürlerin Maya ve Aztek tasvirlerine ne kadar benzediğini fark edecektir. Zaten videoda daha önceki bölümlerde benzer bir fotoğraf paylaşmıştım. Tekrar bakalım mı? Çin ve Meksika dünyanın bir ucunda. Tabii bu dünyaya nereden baktığınıza da bağlı. Ama Çin'deki kalıntılar daha eski olduğuna göre Mayaların ataları Orta Asya'da yaşayan ve Amerika kıtasına geçen antik insanlar mıydı? Shimao'daki bu adam da biraz Karahantepe adamını andırıyor. Göbekli Tepe ve Karahantepe'ye yapanların günümüz Asya kökenli insanlarına benzediği görüşündeyim. Çünkü heykelleri birebir o günün insanlarına bakarak yansıttılarsa bu adamın Asyalı bir görünüme sahip olduğu ortada. Göbekli Tepe yapıldığı zaman dünya nüfusunun 1 milyon olduğu düşünülüyor. Dünya bir köymüş yani. Eğer bu rakam doğruysa bazı şeyleri günümüz bakış açısıyla değerlendirmek yanlış olur. Evet, tarih bize anlatılandan çok daha karmaşık. Ayrıntıları tam bilemesek de ortak bir atadan yani ortak bir medeniyetten geldiğimiz çok açık.